Pasif taşıma ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakın pasif ATP harcanmayan demek. İki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar gerçekleşir. Çünkü olay neydi arkadaşlar? Çoktan aza doğruydu ve eşitlik sağlanınca e, pasif taşıma bir şekilde duruyordu. Sadece besin monomerlerinin geçişi sağlanır demiş. Hayır mesela su yoğunların geçişi de sağlanabilir arkadaşlar. Pasif taşımanın hızı sıcaklıktan etkilenebilir. Sonuçta maddeler kinetik enerjilerine bağlı olarak arkadaşlar bunu yapıyorlar. Molekül geçişinde fosfolipitler ve taşıyıcı proteinler görev al alabilir. Yani hücre zarından şu şekilde geçebilir ya da işte taşıyıcı proteinler tarafından içeriye alınabilirler. Bunların detayları zaten tablo halinde derslerde veriliyor. İşte kolaylaştırmış difüzyon, basit difüzyon gibi, ozmoz gibi. Bunların arkadaşlar arasındaki temel farkları bilmemiz gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. Bakın U şeklindeki cam boru yarı geçirgen zar kullanılarak A ve B kollarına ayrılmış. A ve B koluna eşit miktarda su konulduktan sonra A koluna nişasta çözeltisi, B koluna nişastayı hidrolize uğratan enzim ve iot çözeltisi konulmuş. Şimdi deney düzeninde bir süre sonra ne meydana gelir? Bakın iot arkadaşlar küçük molekül olduğu için bu tarafa doğru geçebilecek. Yani A koluna doğru geçebilecek. Dolayısıyla A kolu arkadaşlar mavi mor renk alacak. Fakat ee, B kolundaki amilaz enzimi ya da A kolundaki nişasta çözelse hareket etmeyecek. Çünkü amilaz protein, nişasta da polisakkarit. Bunlar büyük molekül olduğu için seçici geçirgen zardan geçemez. Dolayısıyla ne A kolundaki nişasta ne B kolundaki amilaz miktarında değişiklik olmaz. Dolayısıyla sindirim olmayacağından dolayı glikoz da oluşmaz. Her iki tarafta da bu geçerli. Bakın ilk söylediğimiz cümle A kolu mavi mor renk alır çünkü iot geçebilir. Cevabımız E seçeneği. Difüzyon hızını etki eden faktörlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Bakın molekül büyüklüğün artışı difüzyon hızını azaltır. Bakın molekül büyüklüğü artışı difüzyon hızını azaltır. Bunu derste şöyle vurgulamıştım. Mesela 120 kiloluk biri mi çok hızlı koşar yoksa atıyorum işte 70 kiloluk biri mi çok hızlı koşar arkadaşlar. Tabii ki hocam 70 kiloluk bakın molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı molekülden kaynaklı yavaşlar. Yoğunluk farkının artışı difüzyon hızını arttırır. Bu ne demekti hocam? Mesela şimdi elinizde iki tane ortam olsun arkadaşlar. Şöyle yarı geçirgen zarla ayrılmış. Mesela bu tarafta %80 glikoz, burada %20 glikoz olsun. Burada da işte %60 glikoza %40 glikoz olsun. Şimdi 80'den 60'a 60'tan 80'den 20'ye 60'tan 40'a geçiş olacak. Doğru. Ama buradaki fark 60, buradaki fark 20 olduğu için bu tarafta daha hızlı geçiş olacak. Sıcaklık artışı difüzyon hızını arttırır. Bu doğru çünkü moleküllerin kinetik enerjisi artıyor, hareket enerjisi artıyor. Bu da hızı arttırıyor. Cevabımız E seçeneği. Yoğunlukları birbirinden farklı bakın birbirinden farklı X, Y, Z hücreleri KVL çözeltilerine ayrı ayrı konulduğunda hücrelerde meydana gelen ozmotik basınç yani su alma isteğindeki değişim tabloda verilmiş. Buna göre açıklamalarından hangisi yanlıştır? Şimdi tabloyu iyi kullanmak lazım. X hücresi arkadaşlar K çözeltisindeki ozmotik basıncı değişmiyorsa DX eşittir DK diyebiliriz. Fakat L çözeltisindeki ozmotik basıncı artıyorsa X su kaybediyor demektir. Demek ki arkadaşlar ne oldu? Bakın DL büyük DX. Peki Y'ye bakalım şimdi. K çözeltisindeki ozmotik basıncı azalıyormuş. Dolayısıyla burada su aldığını düşünebilirsiniz. O zaman DY büyük DK fakat L çözeltisindeki ozmotik basıncı artıyorsa burada su kaybediyor demektir. Dolayısıyla DL büyük, DY olacak. Devam edelim hocam. Z, K çözeltisindeki ozmotik basıncı azalıyor. O zaman e, şöyle söyleyelim. Su alıyorsa DZ büyük, DK. L çözeltisindeki ozmotik basıncı artıyorsa, şey, özür dilerim değişmiyorsa o zaman DL eşit, DZ. Şimdi bakın. Burada bir kıyaslama yapabilirsiniz aslında ama ben genelde böyle durumlarda arkadaşlar sayı verme taraftarıyım. En azından kesinlik sorusu değil çünkü. Mesela atıyorum işte şu bunların birbirinden farklı olduğunu da gözeterek mesela x'e 5 desen DK 5 çıkar değil mi? E DK'nın 5 olduğu yerde mesela DY'ye 6 diyelim. DY'nin 6 olduğu yerde de işte DL ne olsun? 7 olsun. en yani çok böyle şey yapmaya gerek yok. Bakın sağlıyor mu? Sağlıyor. 7 büyük 5 oluyor. İşte ee, DZ için DK ile kıyaslama yapabilirsiniz. DK'ya işte 5 dedik mesela değil mi? Mesela DL 7 DZ o zaman otomatik olarak 7 bakın 7 büyük 5. Hani sayı verirseniz burada en azından ee, yorumlarda şuradaki alttaki yorumlarda hata yapmamış olursunuz. Bakın K çözelsi L çözelsinden daha yoğundur demiş. Şimdi K çözelsi 5 L çözelsi 7. O zaman bak bu ifade yanlış işte. X hücresi için K çözelsi izotonik ortam oluşturmuştur ki onu zaten buradan çıkartabiliyoruz. Z hücresinin stoplazması Y hücresinden daha yoğun olabilir. Bakın DZ7, DY6 olabilir. L çözelsi Y hücresine göre hipertoniktir demiş. Yani DL büyük DY'dir. DL7 idi. DY6 bu da olabilir. X hücresi L çözeltisinde plazmolize uğrar. Yani su kaybeder arkadaşlar. Ki dolayısıyla bu ifadede doğru. Cevabımız A seçeneği. Şekilde hücre zarının yapısı gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Bakın K ve L molekülleri hücre zarını özgünlük kazandırır. L moleküllerine dikkat edin. Bakın lipite bağlı glikozlar yani glikolipitler Burada ise proteine bağlı glikozlar, glikoproteinler. Evet glikoprotein ve glikolipid hücreye kimlik kazandırır. M ve N molekülleri hücre zarından madde geçişinde görev yapar. Bakın M kanallı protein, N fosfolipid. Evet fosfolipid tabakasından çözünerek geçen ya da kanallı proteinlerin arasından geçen maddeler bulunmakta. Sıcaklık artışı K ve M moleküllerin yapısının denatüre olmasına neden olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar sonuçta K yapısında protein var değil mi? M'nin kendisi de zaten kanallı protein ve biliyorsunuz ki sıcaklık artışı proteinlerde katlanmalarda bozulmalara yani denatürasyona neden olur. Cevabımız E seçeneği. Şimdi turşunun kurulduktan sonra serin ortamda saklandığında taşmadığı, sıcak ortamda saklandığında ise taştığı gözlemleyen bir öğrenci varsayımlarından hangisinde bulunması doğru olur? Şimdi arkadaşlar bakın Şimdi elinizde bir turşu bidonu olsun, bidonun ağzı kapalı. Biliyorsunuz ki turşu, e, yani tuzlu bir ortam, tuzlu bir e, ortamda saklanabilir ancak. Ve bunların da şöyle içerisindeki işte atıyorum salatalık ya da biber olduğunu düşünün, tamam. mı? Şimdi normalde burası tuzlu bir ortam, doğru mu? Bu tuzlu ortamda bu salatalığın ya da biberin suyunu kaybetmesini bekliyorsunuz. Ki kaybediyor da. Ancak ee, kışın arkadaşlar bu kayıp yavaş oluyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki difüzyon hızı sıcaklıkla artan bir şey. Doğru mu? Özellikle basit difizyondan bahsediyoruz bu gibi durumlarda. Ozmos, basit difüzyon olaylarında sıcaklıkla doğru orantılı. Sonuçta e, soğuk bir ortamda e, ne olacaktır? Difüzyon yavaşken havalar ısınmaya başladığında bu sebzelerin içerisindeki su tuzlu suya geçecek dolayısıyla buradan taşma meydana gelecek. Bakın sıcaklık artışı ozmoz olayını hızlandırır ifadesi doğrudur. Sıcaklık artışı difüzyonu durdurur ifadesi burada doğru bir kavram değil çünkü basit difüzyonda bu doğru orantılıdır. Sıcaklığın artışı taşıyıcı proteinlerin denatürasyonuna neden olmuştur ama burada bir basit difüzyon söz konusudur hocam. Yani bir ozmoz söz konusudur. Ozmozda taşıyıcı proteinler görev almaz. O kolaylaştırmış difüzyonda ya da işte aktif taşıma gibi olaylarda görev alırdı hatırlarsanız. Cevabımız yalnız 1 olacak. Bir bitki hücresi yoğunlukları birbirinden farklı olan X, Y, Z ve T çözeltilerinin bulunduğu ortamlara her seferinde normal duruma dönmesi sağlanacak şekilde konulup mikroskop altında fotoğraflandırıldığında görseller elde edilmiş. Şimdi buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur diyor soru. Bakın Şimdi merkezi kofula bakacaksınız. Merkezi koful burada küçülmüş, burada büyümüş, burada daha da küçülmüş, değil mi? Şimdi merkezi koful hücre su kaybettiğinde kendisi de çok su kaybeder. Ee, o zaman arkadaşlar mesela e, Z ortamında hücre su almışsa demek ki Z ortamından daha yoğun bir e, sitoplazmaya sahip hücremiz. Şimdi Y ortamında su kaybetmiş. T ortamında da su kaybetmiş ama T ortamında daha çok su kaybetmişse şöyle sanki şu şekilde bir yorum yapılabilir. Peki o zaman hücrenin X çözeltisindeki emme kuvveti Y çözeltisindeki emme kuvvetinden büyüktür demiş. Şimdi hücre X çözeltisine atıldığında Bakın neredeyse bir değişiklik olmamış. O yüzden onu böyle ortaya attım. Hani kendisiyle sanki eş yoğunmuş gibi. Ama Y çözeltisindeki durumuna baktığınız zaman aşırı derecede bir su kaybetmiş. Dolayısıyla su kaybettiği yerde ozmotik basıncı ve emme kuvveti çok daha büyük olur. Bu ifade yanlış. Hücre Z çözeltisinde uzun süre bekletildiğinde hemolize uğrar demiş ki yoğunluğa bakmaksızın arkadaşlar bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Çünkü bitki hücreleri hemoliz olmaz çeper var. Hemoliz neydi aşırı su alarak şişip parçalanmasıydı. Kaldı ki burada bakın çeper dayanıklık sağlıyor zaten. Hücrenin T çözeltisindeki ozmotik basıncı Y çözeltisindeki ozmotik basıncından yüksektir. Çünkü orada daha çok su kaybedecek. Bu ifade doğru. Çözeltilerin deney başlangıcındaki derişimler arasındaki ilişki T, Y, X, Z şeklinde olabilir. Bakın ilk daha soruya girerken sadece şekillere bakarak bunu yazmıştık. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Taşıyıcı ve kanal proteinleri görev yapmayacak, ATP harcanmayacak. Buna göre arkadaşlar hangilerin hücre alınması sağlanabilir? Şimdi böyle bir şey olduğunda aklınıza ne gelsin biliyor musunuz? Fosfolipid tabakası gelsin hocam. Fosfolipid tabakasını şu şekilde çizin. Yağda çözünen maddeler buradan çok rahat geçer. Mesela adek böyle geçer mi hocam? Geçer. Ya da işte gliserol gibi, yağ asidi gibi maddeler geçer mi? Geçer. Gazlar bu şekilde mi geçer? Evet aynen bu şekilde geçer. Ama glikoz için bir taşıyıcı proteine ihtiyaç var. Sodyum için özel kanallara ihtiyaç var. Hatırlayın sodyum potasyum pompası diye bir şey var değil mi? Peki hocam, o zaman bakın gaz ve gliserol ve buradaki maddeler arkadaşlar fosfolipit tabakasından direkt geçebilir ki biz zaten buna basit difüzyon diyoruz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Cam bir kap var arkadaşlar. Bakın 3 bölmeye ayrılmış %20 sükroz, %10 sükroz, %30 glikoz. Şimdi sükrozlar zaten yeri geçirgen zardan geçemez. Glikozlar geçer. Dolayısıyla ne olacaktır? Bu %30'luk glikoz 3 ortamda eşit dağılacak. 10, 10, 10 şeklinde. %20'lik sükrozun e, ozmotik kapasitesi %10'luk sükrozan daha fazla olduğu için ne yapacak? O taraf daha fazla su çekecek. Dolayısıyla arkadaşlar... Aslında ortada şöyle düşük bir sıvı seviyesi, sol tarafta biraz daha yüksek, sağ tarafta en yüksek şekilde olacak. Yani cevabımız ne oldu bakın? D seçeneği.